enerji tasarrufu için 15 ipucu. Neye dikkat etmeniz gerektiğini öğrendikten sonra enerji tasarrufunuz daha kolay hale gelir. Bu yüzden size ipuçları vermekten mutluluk duyarız. Bu şekilde bir evde yaşamanın daha az enerjiye mal olmasını birlikte sağlıyoruz. Birinci ipucu. Enerji tüketiminiz hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun. Böylece nelerden tesarruf edebileceğinizi bilirsiniz. Enerji tedarikçinizden size enerji tüketiminize ilişkin aylık bir bildirim göndermesini isteyin. Veya enerji tedarikçisinin uygulamasını telefonunuza indirin. İkinci ipucu. Termostatı genel olarak alışık olduğunuzdan bir derece daha düşük ayarlayın. Evin içinde biraz daha kalın giyinin ve kanepeye otururken bir battaniye kullanın. Bu biraz daha düşük sıcaklığa alışabilecek misiniz diye bir deneyin. Bununla çok tasarruf edebilirsiniz. Üçüncü ipucu. Uyurken veya evde yokken termostatı 15 veya 16 dereceye ayarlayın. Bunu yatmadan veya evde çıkmadan bir saat önce yapınız. Termostatı otomatik olarak yapacak şekilde ayarlayıp ayarlayamayacağınızı bakın. Böylece her zaman bunu düşmek zorunda kalmazsınız. Dördüncü ipucu. Evinizde yerden ısıtma gibi düşük sıcaklıklı ısıtma varsa termostatta mümkün oldukça dokunmayın. Düşük sıcaklıklı ısıtma ile evinizde sabit bir sıcaklıkta tutmak enerjisi açısından verimlidir. Oturma odasında 20 derecede hoş buluyor musunuz? Oda termostatını her zaman 20 derecede bırakın. Beşinci ipucu. Sadece çok zaman geçirdiğiniz odaları ısıtın ve kapıları kapatın. Çünkü koridor soğuk olduğunda ısı kapıdan dışarı uçar. Ne kadar az oda ısıtırsanız enerji tüketimini o kadar düşük olur. Altıncı ipucu. Isının odaya iyi yayılmasını sağlamak için radyatörlerini serbest tutun. Radyatörlerine önüne perde asmayın ve önlerine mobilya koymayın. Radyatörün arkasındaki duvara soğuksa radyatör folyosu yerleştirin. 7. ipucu. Ceyran sızdırmaz şeritleri takın. Ceyran gerçek bir enerji sömürücüsüdür. Çatlak avına çıkın. Pencerelere ve dış kapılara ceyran sızdırmaz şeritleri ve posta kutusunun önüne bir ceyran sızdırmaz fırçası yerleştirin. Bu şekilde ısıyı içeride tutarsınız. 8. ipucu. Normalde yaptığınızdan daha kısa duş alın. Size 5 dakikaya kadar duş almanızı hatırlatan bir zamanlayıcı kullanın veya en sevdiğiniz müzik parçasını açın. 9. ipucu. Su tasarrufu sağlayan bir duş başlığı takın. Bu duş spreyine hava ekler, böylece daha az sıcak su kullanırsınız. 10. ipucu. Tüm ampullerinizi LED ampullerle değiştirin. Tüm şekiller ve boyutlar mevcuttur. LED lambaları biraz daha pahalıdır ancak kullanımları daha ekonomiktir ve çok daha uzun süre dayanırlar. 11. ipucu. Mümkün olduğu kadar 30 veya 40 derecede ve dolu tambur ile yıkayınız. Çamaşırlarınızı kurutmak için makine kullanmak yerine dışarı asın. 12. ipucu. Bulaşıklarınızı biriktirin. Bir büyük yıkama 3 küçük yıkamadan daha iyi. Bulaşık makineniz var mı? Bulaşık makinenizi yalnızca doluyken çalıştırın ve Eco programını kullanın. 13. ipucu. Bekleme standby modundan ziyade cihazları kapatın. Bekleme modundaki bir cihaz hala enerji tüketiyor. Açma kapama düğmesi olan bir uzatma kablosu kullanın. Böylece bir düğmeye basarak birden daha fazla cihazı kapatabilirsiniz. 14. ipucu. Klima, çamaşır kurutma makinesi ve ikinci bir buzdolabı veya derin dondurucu gibi aşırı enerji tüketim cihazlarından kaçının. Bir cihazı mı değiştiriyorsunuz? Koyu yeşil enerji etiketine A harfi sahip olan cihazları tercih edin. Satın almaları genellikle biraz daha pahalıdır ancak kullanımları ekonomik olanlardır. 15. ipucu. Evde nasıl enerji tasarrufu yapabileceğinizi başkalarıyla konuşun. Gittikçe daha fazla insan bununla ilgileniyor ve birbirinizin deneyimleri çok şey öğrenebilirsiniz.
Biraz yardıma mı ihtiyacın var mı, yoksa kişisel tavsiye mi istersin? Birçok belediye bir enerji koçundan ücretsiz tavsiye almak mümkündür. Bugün başla. Bu hem iklim hem de cebiniz için iyi. Çünkü bu ipuçlarıyla enerji faturanızda onlarca avro tasarruf edebilirsiniz.